Herkese yeni bir videodan, yeni bir Alfa Romeo kariyeri bölümünden merhabalar. F1-22'deki sürücü kariyeri hikayesine İspanya Grand Prix'si ile devam ediyoruz. Ve gördüğünüz üzere birçok güncelleme aracımıza yerleşmiş durumda. Bu hafta sonu önceki yarışa göre daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Aynı zamanda yeni bir güç ünitesine geçiş yapacağız. Yani düzlüklerde önceki haftada olduğu kadar sıkıntı yaşamayacağımızı umut ediyorum. Gördüğünüz üzere birkaç değişiklik yapıyoruz. Yine videonun başında hatırlatmamızı yapalım. 30.000 abone olmaya çok az kaldı. Desteğinizi bekliyorum. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde yeni videoları kaçırmazsınız. Ağustos ayında F1 Manager gibi bir seriye de başlamış olacağız. Aynı zamanda videoya beğeni atmayı unutmayın. Evet, şimdi sıralama seansındaki ikinci turumuzdayız. Maalesef yine yağmur var. Bu yağmurlu sıralama seansları bizim yarıştaki ilerleme noktamızı maalesef ki geriye çekiyor. Yağmurda yapay zeka kadar iyi değiliz. Bu nedenle geriden başlıyoruz ve sonrasında yeterince gelişemediğimiz için yarışta çok fazla bir ileriye doğru çıkma durumu yaşanmıyor. Miami'de bunu görmüştük. Bu hafta tersine çevirmeye çalışacağız ama kuru zeminde araç çok hızlıydı. Yani normal bir sıralama seansı geçirsek İlk 5'te yer alacağımız kesin gibiydi neredeyse. Evet, şimdi daha iyi bir tur atabiliriz. Hani bu turda aracın daha da hafiflemesiyle beraber biraz daha gelişebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Alfa Romeo kariyerinde halen daha puan farkı açılmaya devam ediyor. Şampiyonluk umudumuz var ama şimdilik o konumda değiliz maalesef. Hani güncellemeler beklediğim kadar hızlı etki etmiyor. Imola'da biraz daha iyimser bir yapıdaydım ama İspanya'da bu biraz değişmiş durumda. Sonraki yarış olan Monaco önemli olacak. Orada olur da bir karambolden galibiyet falan çıkartırsak işte o zaman güzel olur. Tabii bayağı bir zor. Monaco özellikle bizim için büyük bir sınav olacak. Renault kariyerinde 2020 yılında galibiyete ulaşmıştık. Çok güzel bir yarışla. Benzer bir sezondu şu anki sezonla. O yüzden örnek veriyorum. Evet, 1.7 saniyelik gelişimle çizgiyi geçiyoruz ve maalesef gördüğüm kadarıyla 17. sıra. 2.2 saniyelik farkla gerideyiz. Bu nedenle yarışa yumuşak lastiklerle başlamayı düşünüyorum. Bu şekilde biraz olsun ileriye doğru çıkış yakalama imkanımız olacaktır diye umut ediyorum. İspanya Grand Prix'sinde Barcelona'da lastik korumak mümkün. Daha öncesinde bunu yapmıştık. Ferrari'ler ilk çizgide 3. sırada Russell, 4. sırada Verstappen, 5. sırada Ricardo, 6 Perez, 7 Bottas, 8. sırada Lewis Hamilton, 9 Ocon ve 10. sırada Mick Schumacher. İlk 10 bu şekilde sıralanmış ve 13. sırada Sebastian Vettel. Halen daha inanamıyorum yani, emekliliğine halen daha kabullenmiş değilim. Gerçekten zor, bayağı zor yani. Vettel'in bu kadar çabuk şekilde emekli olacağını asla tahmin etmiyordum. Evet, şimdi yakıtımızı vesaire ayarlıyoruz. Yarışta yağmur beklentisi yok, en azından bu güzel. Formasyon turunda her zaman olduğu gibi lastikleri iyi şekilde ısıtarak ileriye doğru çıkış yapabileceğimizi düşünüyorum. Ceza alan birkaç isim nedeniyle 15. sıraya yükselmiş durumdayız. Formasyon turunda sona gelmiş durumdayız. Birazdan yarışa başlamak için artık her şey hazır olacak. Önümüzde Vettel, Pierre Gasly ve Tsunoda gibi isimler var. Önceki yarışta Tsunoda biraz sıkıntı çıkartmıştı bize. Diğer isimlerin gelmesini bekliyoruz. İspanya Grand Prix'sinde bu arada hava birden değişmiş oldu. 5 kırmızı ışık yanmış durumda. Önümüzdeki Sebastian Vettel, Tsunoda ve Pierre Gasly ile beraber yarışa start veriyoruz. Güzel bir start aldık neredeyse. Pierre Gasly'yi de geçecek gibiyiz ve onu da geçmek üzereyiz. Ön taraftaki Mick Schumacher ve Magnussen'e karşı geliyoruz. Yumuşak lastikleri güzel şekilde kullanabildik. Çok iyi bir start aldık ve 11. sıraya yükseliyoruz. Bu şekilde 3. virajda önümüzde Lewis Hamilton, Mick Schumacher gibi isimler var. Bayağı bir yavaşlamış durumda ön grup. Valtteri Bottas da mücadele içerisinde. İçeriye doğru bakışımızı atıyoruz. İlk sektör sonunda iki aracı birden geçmek üzereyiz. Mick Schumacher ve Lewis Hamilton arasında temas yaşandı. Şimdi Hamilton'ı geçmek üzereyiz ama Lewis Hamilton pes etmedi. Yumuşak lastiklerin avantajı çok fazla. Şimdi viraj çıkışında Mick Schumacher'e doğru yaklaşmaya çalışıyoruz.
Lewis Hamilton'a karşı dış taraftayız ve Hamilton iç çizgiden yerini korumayı başardı. Lewis Hamilton'dan güzel bir karşı atak var. Şimdi DRS açık değil ama DRS düzlüğünde yaklaşıyoruz. Yavaş yavaş daha iyi bir motor gücümüz var. İkinci sektör sonunda içeriye doğru fırlatıyoruz kendimizi ve 9. sıra. Çok iyi bir başlangıç yaptık yarışa. Önceki yarışın aksine burada hani 8.lik 9.luk civarında kalabilecek bir hızımız olduğunu düşünüyorum. Onu da zaten görüyoruz. Şimdiden Mick Schumacher'e büyük bir baskı kurmuş durumdayız. Evet, ilk turu tamamlamak üzereyiz. Mick Schumacher'in hava koridorunda Sergio Perez sert lastiklerle yarışa başlamış ki çok da mantıklı değil açıkçası. Mick Schumacher içeriye doğru kapandı iyice. Dışarıyı bırakacaktı bize. Sonradan tekrar dışarıya doğru geçiş yaptı. İçeriden geliyoruz ve birinci virajda Haas pilotunu geride bırakmayı başarıyoruz. Yumuşak lastikler bize çok büyük bir avantaj sağladı. Tabii 3-4 tur sonra bu konuda sıkıntı yaşayacağız. Hani uzun ömürlü bir lastik türü değil bildiğiniz üzere. Ama ikinci bölümde sert hamura geçiş yaptığımızda daha iyi olabiliriz. Çünkü Miami'de bunu görmüştük. Aracımız sert hamurda çalışıyor. Mediumlarda ve yumuşak hamurda çok iyi değil ama sert lastiklerde bunu daha iyi şekilde görüyoruz. Araç performansının daha iyi olduğunu görüyoruz açıkçası. Üçüncü turda DRS açıldı ve Sergio Perez'de fark 1 saniye civarında. Mick Schumacher'in DRS mesafesinden kopmuş durumdayız. Şimdilik her şey istediğimiz gibi gidiyor. Arka taraftaki Mick Schumacher'e karşı 1 saniye daha hızlı olduğumuzu söyledi Mark. Hani Barcelona F1 pilotlarının ve takımlarının en iyi bildiği pist muhtemelen. Çünkü burada sezon öncesi testleri yapılıyor ve birçok pilot burada çok fazla tur attığı için artık her karışını ezbere şekilde biliyor. Fark yaratmak oldukça zor böyle bir pistte. Evet, 4. turda Sergio Perez'in DRS mesafesinde kalmaya devam ediyoruz. Perez 2. bölümde bu bölümü uzatıp 20 tur boyunca bu şekilde giderse ve son bölümde yumuşak lastiklere geçerse bayağı bir avantaj yakalayabilir. Bu arada az önce 3. viraj çıkışında artık lastiklerin aşınmasıyla beraber biraz dışarıya doğru uçtuk ama şimdilik daha iyi bir konumdayız. Maalesef DRS mesafesinden çıkardı bizi Sergio Perez. Hani sert hamurla yarışa başlaması bayağı bir garip açıkçası. Pek de mantıklı olduğunu söyleyemem Red Bull adına. 6. turda Perez'le farkımız 4 saniye ve Lewis Hamilton arayı kapatmış durumda. Muhtemelen bizi şimdi 2. DRS düzlüğünde geçecek. Yüksek bir hız farkıyla yaklaşmaya başladı. Dışarıya geçiyoruz. İç çizgiyi bayağı bir açık bıraktık bu noktada Lewis Hamilton'a. Çünkü geçileceğimiz açık, yani çok açık şekilde. Yavaşız Mercedes'e göre. En azından start finish düzlüğünde DRS almak adına Hamilton'a geçit veriyoruz. Zaten kendisiyle yarışmadığımız ortada. Artık Monaco ve sonrasında biraz daha iyi olabileceğimizi umut ediyorum. Çünkü bu gelen güncellemeler bize bir çıkış noktası verecektir tahminimce. Bakalım, şu sıralama seansında yağmur olmasa daha iyi bir yerde olacaktık. Hatta Bottas'ın olduğu bölümde olacaktık ama yağmurlu sıralama seansı bayağı bir zorluyor bize. Evet, Carlos Sainz Ferrari pilotu yarış dışı, muhtemel bir mekanik sorunla yarışa veda etmiş durumda Carlos Sainz. İşte bu şekilde yarış dışı kaldı İspanyol pilot kendi evinde. Carlos Sainz de gerçek hayatta 2022 sezonu sonrasında bayağı bir toparlamış durumda. Şimdi pit stop zamanı, 8. turun sonunda sert lastiklere geçiş yapacağız. Bakalım nasıl bir pit stop servisi gelecek. Biraz daha erken pit yaptığımız için yarışın son bölümünde zorlanabiliriz ama bizim için zaten mantıklı olan buydu. İyi şekilde yükseldik. Sadece devamını getirmekte zorlandık tempo konusunda. Ama şimdi sert lastiklerle daha iyi olabileceğimizi düşünüyorum. Now,
10. turun sonlarındayız. Kendimiz adına en iyi iki sektör derecesi elde etmiş durumdayız. Muhtemelen en iyi derecemizi güncelleme şansımız var. Son sektör gerçi çok iyi değildi ve yavaş kaldık. Evet, 0.2 saniye civarında zaman kaybettik. 13. turda önümüzdeki Alex Albon'la olan farkı kapatmış durumdayız. Henüz pite girmedi kendisi. Ancak start-finish düzlüğünde DRS açarak zaman kazanmamız mümkün. Yaklaşıyoruz yavaş yavaş, bu noktada bir atak denemesinde bulunmayacağız tabii ki. İkinci sektör sonunda belki bir atak yapabiliriz. Üçüncü sektör başında. Albon'a da aslında biraz kızabiliriz. Yani mantıksız olacak ama bilerek yapmadığını biliyorum. Sebastian Vettel'in emeklilik kararındaki önemli etmenlerden birisi Albon ve Pierre Gasly. Çünkü Avusturya yarışında Vettel'in geriye düşmesindeki en büyük iki sebep. Ve Alex Albon bu arada dışarıya doğru uçtu. Blokajla beraber konuya geri döneceğiz biraz sonra. Viraj çıkışında içerideyiz. Dış tarafta Williams pilotu ve Albon'u geçiyoruz. Konuya dönersek konu şu. Vettel'in babası Avusturya Grand Prix'si sonrasında Vettel'in emeklilik konusundaki düşüncesinin arttığını söyledi. Arka tarafta tek başına sürüş yaptığı için. Ve bu arada Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton'ın mücadelesi var. Valtteri Bottas'la Hamilton'ın mücadelesi ama farklı takımlarda 3. virajda Bottas iç çizgiden yerini korumayı başardı. Pes etmedi. Takım arkadaşımız Lewis Hamilton dışarıya doğru geçiş yaptı. İlk sektör sonunda dış taraftan geldi. Ama şimdilik Bottas yerini korumayı başarıyor. 20. tura giriyoruz. Bir kez daha DRS ile beraber geldi. Lewis Hamilton dışarıya geçecek. Bottas iç çizgiyi kapatmış durumda. Alfa Romeo ve Mercedes'in mücadelesi. Bu kez temas yaşamadı bu ikili. 3. viraja doğru gidiyoruz. Bottas iç çizgiden pes etmedi. Muazzam bir savaş var. Gerçekten muazzam bir savaş var. Eski iki takım arkadaşı arasında 1. sektör sonunda önceki turda olduğu gibi Lewis Hamilton bu kez daha iyi bir çekiş yakalamak üzere ve muhteşem bir atak. Gerçekten o bölümde muhteşem bir atak görüyoruz. 7 kez dünya şampiyonundan ve Mercedes'in önü açılmış olacak böylelikle. Takım arkadaşımız bayağı direndi ama sonrasında devamı gelmedi. Mercedes bize göre çok daha iyi bir araç. 6. sıraya Bottas 6. sıraya veda etti. 21. turdayız. Bottas'la farkımız 13.8 saniye. Kevin Magnussen ise 6 saniyelik farkla arka tarafta. Ve yine yanılmadık. Sert lastiklerde. Aracın hissiyatı çok daha iyi. Hiç zorlanmıyoruz desem yeridir. Aşınma konusunda da öyle. Çok sıkıntımız yok. Araç hafifledikçe daha iyi şekilde tempomuzu arttırmaya devam ediyoruz. 29. turda şimdi en iyi derecemizi kaydetmeye çalışacağım. Biraz daha agresif olmayı düşünüyorum bu turda. Tamamıyla bir test aslında. Hani çok fazla bir şey değişmeyecek ama yine de aracın davranışını biraz daha öğrenmek adına bu bölümde daha fazla zorlama niyetindeyim. Şimdi bu turda biraz odaklanalım bakalım. Gap ahead is 18.7 seconds. Evet, gayet güzel bir turla geliyoruz. Bakalım kaç saniye gelişmiş olacağız. 0.3 saniyelik bir kazancımız mevcut. Son tura giriyoruz ve İspanya Grand Prix'sinde 8. sırayı almaya doğru gidiyoruz. Önümüzde sadece 2 sektör kaldı. Bottas 7. sırada. Dediğim gibi yarışın son bölümünde, özellikle son 2 turda aşınma konusunda bayağı bir sıkıntı yaşamaya başladık ama yine de fena bir yarış değildi. Miami'nin aksine en azından puan alıyoruz. Miami'de yine puan alacaktık ama derken viraj çıkışında
Lastiklerin aşınmasıyla beraber neredeyse dışarıya doğru uçuyorduk. Miami'de yine puan gelecekti ama Haas'ın yapmış olduğu taktik sonrasında bu yarışta çok büyük bir sıkıntımız olmadı. Erken pit yaparak önümüzü açtık ve temiz havada gayet hızlı derecelerle iyi bir noktaya yükseldik. Leclerc tedarisiyle galibiyete ulaştı. Son virajlarda iyice sıkıntı yaşamaya başladık artık ama neyse ki yarışın sonundayız. Damalı bayrak sallandı ve İspanya Grand Prix'sini 8. sırada noktalıyoruz. Fena bir yarış değildi. Maalesef ki sıralama seansı nedeniyle aslında gerçek hızımızı gösteremedik. Umuyorum ki Monaco'da biraz daha iyi gidebilir bizim için işler. Monaco'yu bekliyoruz artık. Leclerc İspanya'da galibiyetin adı. Gerçek hayatta da güç ünitesi sorunu yaşamasa galibiyete ulaşacaktı kendisi. Evet, Charles Leclerc, Russell ve Verstappen podyumu var. Pilotlar şampiyonasında 96 puanlık bir fark oluşmuş durumda. Bayağı bir geriye düştük. Bir an önce bir şey yapmamız gerekiyor. Son iki yarışta yağmurlu sıralama seansı sıkıntı çıkarttı bize. Şimdi güncellemelere bakacağız. Monaco'ya sadece bir lastik aşınması güncellemesi gelecek ki Monaco'da çok büyük bir önemi olur mu? Sanmıyorum açıkçası. Şimdi aerodinami ve diğer departmanlarda güncellemelere odaklanıyoruz. Sonraki bölümde onların gelip gelmediğini göreceksiniz. Evet, böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Dediğim gibi 30 bin abone olmaya çalışıyoruz. Abone olmayı unutmayın ve bildirimleri de açarsanız yeni videoları ve gelişmeleri kaçırmazsınız. Videoya beğeni atmayı unutmayın. Beni sosyal medya hesaplarımdan, Twitter, Instagram ve Twitch hesabımdan da takip edebilirsiniz. Discord sunucumuza da açıklama kısmından katılabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.